Eskişehir Net'ten herkese iyi akşamlar. 8 Haziran günlerden çarşamba. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının geleneksel hale getirdiği toplantıların, toplantıların 10.sü Eskişehir'de Başkan Yılmaz Büyükerşi'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın düzenli aralıklarla yaptığı ve geleneksel hale gelen toplantıların 10.sü Eskişehir'de yapılacak. Ülke gündemindeki son gelişmeleri değerlendirmek ve çözüm önerilerinde bulunmak amacıyla Eskişehir'de düzenlenecek olan buluşma, Başkan Yılmaz Büyükelşi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. 10, 11 ve 12 Haziran tarihlerinde Eskişehir'de bir araya gelecek Büyükşehir Belediye Başkanları kent şehir gezisine çıkacak. Ayrıca yapacakları toplantının ardından sonuç bildirisini de kamuoyuna duyurulacak. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanları 11 Haziran Cumartesi günü Tasiko Otel'de saat 9.30'da açılış konuşmasını Yılmaz Büyükşehir'in yapacağı toplantıya katılacak. Büyükşehir Belediye Başkanları'nın değerlendirme toplantısının ardından sonuç bildirisi başkanlar tarafından ortak düzenlenecek basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak komşusunu pompalı tüfekle üçel ateş ederek öldüren cinayet zanlısı mahkemede ilginç bir savunma yaptı. Sanık vurmakla öldürmek aynı şey değil. Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi. Geç gelen ambulans yüzünden öldü ifadelerini kullandı. Geçen yıl Ağustos ayında Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Selami S. ile komşusu Yaşar Güneş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle Evindeki pompalı tüfeği alan Selamise, komşusuna üç el ateş etti. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yaşar Güneş hayatını kaybetmişti. Selamise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Selamise hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Mahkemede ilk savunmasını yapan sanık Selamise, üzerine atılı cinayet suçlamasını reddederek "Maktülü ben öldürmedim. Suçlamayı kabul etmiyorum. Vurmakla öldürmek aynı şey değil." Ben sıktım ama benim yüzümden ölmedi. Geç gelen ambulans yüzünden öldü açıklamasını yaptı. Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı 11 Ekim'e erteledi. Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yıllardır uyguladığı parklarda sabah ve akşam spor etkinlikleri bu yılda vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Büyükşehir Belediyesi'nin her yaştan bireyin spor yapabilmesi amacıyla uzun yıllardır sürdürdüğü ve bir gelenek haline gelen parklarda spor etkinlikleri bu yılda sporun birleştirici ruhunu tüm Eskişehir'e yaydı. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanlığı'nın Eskişehirlileri açık havada spor yapmanın keyfini yaşattığı etkinlikler hafta içi 4 gün boyunca düzenli olarak sabah ve akşam saatlerinde gerçekleşiyor. Sabah saat 9 ila 10 arası Akşam ise 17-18 saatleri arasında yapılan etkinliklerde egzersiz programlarına katılan vatandaşlar açık havada sağlıklı şekilde spor yapıyor. Uzman antrenörler tarafından yaptırılan spor aktiviteleri Osman Gazi sahası, Kent Park, Uluondar Parkı, Aydın Arat Parkı ve Büyük Park başta olmak üzere 11 ayrı parkta gerçekleşirken spor etkinlikleri tüm yaz boyunca devam edecek. AK Parti İl Başkanı Zehni Çalışkan, Beylikova ilçesini ziyaret ederek ilçede yapılan yatırımlar ile 90 milyon metrekare kraç tarım arazisinin sulanacağını dile getirdi. Başkan Çalışkan ve İl Yönetim Kurulu üyeleri Beylikova Belediye Başkanı Özkan Alp, AK Parti İlçe Başkanı Serhat Erdem ve ilçe teşkilatı ile birlikte Beylikova ilçesinde pazar esnafını ziyaret etti. Ardından da Beylikova Millet Bahçesi'ne düzenlenen İlçe danışma meclisi toplantısına katıldı. Toplantı sonrası çalışkan, Beylikova Sulama Depolama Tesisinde yapılan yatırım ve çalışmalar hakkında Başkan Alp'ten bilgi aldı. Beylikova Sulama Barajı'nın ikinci etap cazibeli sulama sisteme çalışmalarını yerinde inceleyen çalışkan, Bahane ve algı yok. Sadece hizmet belediyeciliği var. Kış aylarında Porsuk çayının suları boşa akmıyor. Beylikova'da depolanıyor. Beylikova Su Depolama Tesisinde 74 milyon metreküp su biriktirme hacmiyle birinci etap cazibeli sulama sistemi sayesinde 9250 dekar ve ikinci etap cazibeli sulama sistemi 13750 dekar toplamda ise 23 milyon metrekare kraç tarım arazisi sulanıyor. Hedef 90 milyon metrekare kraç tarım arazisi açıklamasını yaptı. Hoşnur diye mahallesinde bir otoparkta karşılaştığı eski eşini ve araya giren bir vatandaşı silahla yaralayan Mete A, suçlamaları kabul ederken ilk ifadesinde tartışma sırasında sinirlendiğini ve olayı gerçekleştirdiğini söyledi. Dün sabah saatlerinde Hoşnur diye mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkında karşılaşan Mete A ile 2,5 yıl önce boşandığı eski eşi Merve Gülde arasında tartışma çıktı. Yoldan geçerken tartışmayı gören ve tarafları sakinleştirmek için yanlarına giden Furkan S ve Merve Gülde Meta'nın hedefi haline geldi. Öfkeli eski koca aracından aldığı tabancayla ilk önce Furkan S'ye daha sonra Merve Gülde'ye ateş etti. Olayın ardından bacağından yaralanan Merve Gülde ve Furkan S. hastaneye kaldırıldı. Tartışma esnasında sinirlenerek aracından aldığı silah ile olayı gerçekleştirdiğini belirten Meta'nın, savcılıktaki ifadesinde. Otoparkta Merve ile karşılaştık. Aramızda tartışma çıktı. Yoldan geçen Furkan araya girip bizi yatıştırmaya çalıştı. Sinirlendim. Araçtan silahımı alıp önce araya giren Furkan'a bir el ateş ederek bacağından yaraladım. Daha sonra ise Merve'nin ayağına iki kez ateş ettim. Suçlamaları tamamını kabul ediyorum dedi öğrenildi. Eskişehir'de aracına merdiven koyarak yolculuk yapan bir sürücü hem şaşırttı hem de trafiği tehlikeye atarak korkuttu. Olay Eskişehir Ankara karayolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Trafikte seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü merdiven taşımak için ilginç bir yöntem seçti. Otomobilin arka koltuklarının olduğu bölüme merdiven koyan sürücü sığmayan kısımları ise arka camlardan dışarıya çıkarttı yolunda tehlikeli şekilde ilerleyen otomobil hem diğer sürücüleri şaşırttı hem de trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Yürekleri ağza getiren anlar başka bir araçta bulunan vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 11. .si düzenlenen uluslararası sanat çalıştayına katılan 15 sanatçı eserlerinin yapımına başladı. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ve Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması ile birlikte Tepebaşı Belediyesi'nin uluslararası prestije sahip 3 sanat etkinliğinden biri olan Uluslararası Sanat Çalıştayı'nın 11.si 6-10 Haziran tarihleri arasında Özdilek Sanat Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Çalıştaya katılan 15 sanatçı da Özdilek Sanat Merkezi'nde eserlerine şekil vermeye başladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi olarak sanata ve sanatçıya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmaların en önemlilerinden birisi de Uluslararası Sanat Çalıştayı. Farklı şehirlerden ve ülkelerden sanatçıları ağırlıyoruz. Çalıştay süresince sanatçılarımız halkımız ile buluşuyor. Sanatçılar hem kentimizde sanatlarını icra ediyor hem de Eskişehir'i tanıma fırsatı yakalıyor. Böylelikle hem sanat kazanıyor hem de Eskişehir kazanıyor ifadelerini kullandı. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.